Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 0 geometri kampının 20. haftasının videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta ne yapacağız? Koni ve küreyi anlatacağız sizlere. Toplamda 3 video olacak. Koni bir video, küreyi de iki videoda anlatacağım. Evet bu dersimizde ne yapacağız? Sayfa numarası 217'den başlıyoruz. Yani konuyu anlatacağız size. 217, 218 ve 219'u çözeceğiz sizinle birlikte kitabımızdan. Yani koni konusunu bir videoda halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Koni. Evet bu koni kolay bir koni. Bu bayat espriyi hep yapıyorum ama biraz tebessüm olsun istedim konuya baş. Koniye başlarken daha doğrusu. Evet gençler gerçekten kolay bir konu. Çok rahat bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Ay hocam diyenleriniz var. Sakın demeyin. Hadi bakalım. Bir dairenin tüm noktalarının daire düzlemi dışındaki bir T noktası ile birleştirilmesiyle oluşan katı cisme biz ne diyoruz? Koni adını veriyoruz. Tepe noktasına indirilen dikme taban dairesinin merkezinde ise koniye dik koni adını veriyoruz. Zaten bizim işimiz dik koni ile. Yani koni şöyle bir koni de olabilir. Yükseklik dışarı düşebilir. Bu yükseklik içeriye düşüyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dik koni adını veriyoruz. Evet yan alan nedir? Tüm alan nedir? Ve hacim nedir? Bunlarla uğraşacağız şimdi. Öncelikli olarak bu koninin açılmışı da bizim için önemli. Bak taban şöyle şu daireyi düşün. Tepede de şöyle bir şey var. Kafamın olduğu yerde bir tepe noktası olduğunu düşün. Açtığın zaman ne olacak? Bu tepe noktası burada kalacak. Bak şurada kalacak. Açtığın zaman hop şöyle. Bir noktada birleşecek. Bir daire dilimi oluşuyor. Yani bunun açılışı da şöyle bir daire dilimi arkadaşlar. Bakın. Şu büyük çizmem gerekiyor ama şekilde yer olmadığı için şu şekilde. Açtığın zaman bir daire dilimiyle karşılaşacaksın. Evet şunu açtın ya şöyle açtığın zaman şuradaki dairenin çevresi nedir? Hop açtığın zaman bu yay uzunluğuna eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda bir de ne olacak? Şöyle bir kapak olacak. Evet açılmışız şöyle. Şurada da var ama şurada ilk etik bu yan alanı falan gösterirken lazım olacak. O yüzden bunu da göstermek istedim size burada. Burada açtığınız zaman şöyle. Şurası dairenin çevresi kadar olacak. Evet burası dairenin çevresi kadar olacak. Taban dairesinin çevresi yani şurası taban dairesinin çevresi kadar. 2 pi kadar değil midir? Evet. Şurası R burası L ise eğer bakın şurası L ise Şurası da R iken Şurası R burası L'dir Şu merkez açımızda alfa olsun Şimdi yan alanını bulacağız Arkadaşlar Yanal alan nedir? Normalde şu şekildeki bir daire diliminin alanı düşünün A hocam çok basit Pi L kare alfa bölü 360 diyeceğiz Evet doğru kesinlikle ama kesinlikle doğru ama biz yanal alanı hani prizmalarda da demiştik ya yanal alanı x sıradan bilin. Çok işinize yarar demiştik ya. Burada da yanal alanı bilin. Yanal alanı aynı zamanda arkadaşlar bulaşık deterjanı markası. Piril olarak da diyebiliriz. Niye? Çünkü yay uzunluğu belliyken hani şu yay uzunluğu belliyken böyle burası x burası r iken bunun alanı x çarpı r bölü 2 değil miydi? Evet. Yani 2 pi r ye çarpı l bölü 2 2 pi r ye çarpı l bölü 2 dersek Bak piril oradan geliyor. Yani yay uzunluğu belliyken yanal alan neymiş arkadaşlar? Piril. Tüm alan ne olacak? Taban alanı artı yanal alan. Taban alanda zaten daire olduğundan pi r kare artı yanal alanda zaten pirildi. Bir de pirili yazarsak tüm alanda bulmuş oluruz. Burada da neyi bileceksiniz? İşte alan ama alanı bilirken taban alanı belli zaten. Yanal alan, yanal alan nedir? Piril. Bir de hacmi bileceksiniz demiştik arkadaşlar. Prizmalarda da öyleydi. Gerçekten de böyle arkadaşlar. Burada bir de hacmi de bildikten sonra olay bitti. E hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Yani pi r kare taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklikte şurası iken böyle çarpı yükseklik. Burada mı böyle mi arkadaşlar? Hayır. Prizmalarda hacim böyleydi. Ucu sivri olan şekillerde ne demiştik? Hani ayağınla bastığında batıyorsa ne demiştik arkadaşlar? Bölü 3 demiştik. Hatta bunu piramitte de söylemiştik. Ayağımızla bastığımızda batıyor ya. E burada da o zaman ayağımızla bat, bastığımızda battığı için taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Yine taban alan çarpı yükseklik var. Bak, ucu sivil ise ne yapacağız? Bölü 3'ü yapıştıracağız. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Ha şey var bir de bazı ufak tefek bilgiler de var. Şimdi söyleyeceğim onu da. Şurada yazacağım hatta. Ama şu bilgiler en önemli yerler. Yani sen burayı olması olmasın Zaten prizmalarda da taban al alanı, yani alanı bilirken yan alanı bilir. Taban çevresi çarpı yükseklik demiştik. Aa, burada da arkadaşlar yan alan neymiş? Bulaşık deterjanı markası piril. Aklınızda kalsın. E, hacim de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ucu sivri ise yani pire kare çarpı h bölü 3 bak aklımızda kaldı. Evet dikkat. Ne demişiz dikkatte? Bir dik üçgenin bir dik kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle ne oluşur arkadaşlar? koni oluşur. Hatta dik koni de oluşur diyebiliriz. Mesela sen bunu bir dik kenarı etrafında döndürmüşsün. AB etrafında. AB etrafında döndürdüğünüz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu şekli dolu olan şekil bu değil mi arkadaşlar? Evet. Daha öncesinde de bunun pratiğini yapmıştık. Bunun simetriğini al. AB'ye göre simetriğini al. Bu yatay döndürmede yuvarlaklarımız nasıl olacaktı? Dikey. Bir şöyle dikey yuvarlak koy. Bak ne çıktı arkadaşlar? Yarıçapı R yani şurası yarı çap. Burası da yükseklik olacak şekilde bir konu çıktı gördüğünüz üzere. Peki ben bu şekli yani şeklimiz nasıldı? Şöyleydi. Bu şekli daha doğrusu tam olarak şöyleydi. Bu şekli şunun etrafında döndürürsem. Şurası dolu kısmı. Hadi bakalım bunun etrafında döndürürsek. Şuna göre simetriğini alıyoruz. Dikey simetride de yuvarlaklarımız yatay olacaktı. Şöyle bir yuvarlak olacak. Bak gördüğünüz şuradaki şey çıktı. Evet burada da yarı çapı R. Burası da H şeklinde oldu arkadaşlar. Ee, şu dik üçgenin şurası R. Burası da H şeklinde oldu. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde yani konide de bir dönerlikten bahsedebiliriz. Hatta döndürme sorularında nerede görmüştük bir de silindirde de görmüştük. Silindirde de dikdörtgeni döndürdüğümüz zaman hani şöyle döndürdüğümüz zaman bir silindir oluşuyor diye söylemiştik arkadaşlar. Onu da hatırlarsınız. Evet gençler geldik. Şimdi şuraya. Biz ne dedik biraz önce konuyu anlatırken? Ya şunları bileceğiz. Eyvallah. Bir de olmazsa olmazımız var arkadaşlar. Olmazsa olmazımız ne biliyor musunuz konuyla? Evet burası R, burası H, burası L iken şuranın 2 pi olduğunu söyledik zaten. Açılımını söyledik. Burası da daire. Burada olmazsa olmazımız şu. Açtığınız zaman konuyu bir daire dilimi oluşuyor ya. Daire dilimi oluştuğunda R bölü L Alfa bölü 360 bizim konide olmazsa olmazlarımızdan biridir. Ya hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Şimdi bunun alanı nedir arkadaşlar? Hadi alandan gidelim isterseniz. Bunun alanı nedir? Pi L kare al, alfa bölü 360 yani teta bölü 360 değil mi? Evet hocam. E, aynı zamanda bunun alanı 2 pi R yani şu çarpı L bölü 2 değil miydi? 2 pi R L yani 2 pi r çarpı l bölü 2 değil miydi? Hatta buradan piril geliyor diye söylemiştik. Evet. Şunlar sadeleşti. Işte. Bunlar da sadeleşti. Işte. R'lerden, l'lerden bir tanesi gitti. Bakın. L'yi öbür tarafa alalım. R'yi de buraya alalım. Teta bölü r, e, teta bölü teta bölü 360. Evet. Teta bölü 360 neye eşit oldu? L buraya gelince r bölü l'ye eşit oldu. İşte buradan geliyor. Ben burada r bölü l alfa bölü 360 dedim ama bu teta olacak aslında. Merkez açısı burası iken. Hatta biz alfaya alışkınız hep ya. Şuraya alfa diyeyim isterseniz. ha R bölü L alfa bölü 360. Burada da teta e yerine alfa yazayım. Şurası da alfa. Bak R bölü L alfa bölü 360 muhabbeti. Buradaki yan e, yanal alanın ispatından geliyor. Hem pi L kare alfa bölü 360'dan hem de 2 pi R çarpı L bölü 2'den. Yani x çarpı L bölü 2 vardı ya hani yanal alan. işte oradan geliyor arkadaşlar. Yani burada ispatını da yaptım size. Bizim olmazsa olmazlarımızın içinde ne var? R bölü L alfa bölü 360 var. Bunu da sakın hava sakın unutma. Evet, olmazsa olmazlarımız şunları bileceğiz. İşte yan alan piril. E, hacimde hacim de piril kare çarpı h taban alan çarpı yüksek bölü 3. Bir de olmazsa olmazlarımızdan R bölü L alfa bölü 360. Evet, hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şekildeki dik konide O taban merkezi. Burası OT'yi 4 demiş, AB'yi 6 demiş. O zaman bunlar 3 3 TB uzunluğu nedir? Arkadaşlar bu yükseklik e, 3, 4, 5 üçgeninden burası direkt ne olacaktır? 5 olacaktır. Yani TB uzunluğunu böylelikle 5 bulduk. Örnek 2. Ana doğrusu. Evet. Arkadaşlar ana doğrusu neydi? Onu söylemeyi unuttuk galiba değil mi? Şurası. Ana doğrusu L olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ana doğru dediğimiz L. Tamam mı? Evet. Ana doğrusunun uzunluğu 13 olan. Taban çevresi 10 pi olan. Evet. Bir daire yani bir koniden bahsediyoruz arkadaşlar şöyle taban çevresi 2 pi r değil midir taban çevresi evet bu 10 pi'ye eşit verilmiş pi'ler sadeleşti 2 r 10'sa r'yi 5 bulduk evet r'si 5 İyi. ara doğrusu uzunluğu 13 bizim yüksekliğimiz de şu değil midir evet 5 13 ne üçgeni 5 12 13 üçgeninden 12 çıktı zaten bizden yükseklik isteniyor cevap 12 oldu örnek 3 hacmi 100 pi ve taban alanı 25 pi arkadaşlar Koninin ana doğrusunun uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Taban alanı 25 pi ise hemen böyle bir koniyi küçükçe bir çizelim şöyle bir. Arkadaşlar şurası r ise şu r iken pi r kare eşittir taban alanı 25 pi olduğundan r'yi kaç buldun? 5 buldun. r 5 çıktı. Evet 5. Hacmi 100 pi. Hacim neydi arkadaşlar? 100 pi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. Bölü 3 değil miydi arkadaşlar? Evet bölü 3'ü unutmuyoruz. Pilerden ay 25 ile 100 sadeleştirdi. 4 yaptı. 4 kere 3 12. H'ı da 12 bulduk. Evet H'ı da şöyle 12 diye gösterelim. 5 12 13'ten burası 13 çıktı. Ana doğrusunun uzunluğu isteniyor. Yani L isteniyor bizden. Cevap böylelikle 13 oldu. Geldik örnek 4'e. Taban yarıçapı 6 cm olan dik dairesel koninin taban alanı Taban alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar taban alanı isteniyor ya. Tabanı daire e, koni olduğunda tanımı sorgulamış burada. Koni tabanı nedir? Dairedir. Taban yarıçapı da 6 verilmişse direkt pi r kareye yani 36 pi yapacaktır. Şuradaki taban alanı arkadaşlar bitti. Yani cevap 36 pi oldu. Geldik 5'e. Taban yarıçapı 6 yüksekliği 8 olan dik dairesel koni şekildeki gibidir. Buna göre koninin tüm alanı nedir diye soruluyor. Taban alanı yani pi r kare taban alanı artı yan alan. Yan alan neydi? Bulaşık deterjanı markasıydı. Pi r l'ydi arkadaşlar. Evet pi r kare artı pi r piril. Yani pi 6'nın karesi artı pi çarpı 6 çarpı l. L belli mi? Belli değil. 6 8 10 üçgeninden l'yi kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. 36 artı 60'tan kaç geliyor? 96 pi geliyor. Evet örnek 5'i 96 pi bulduk. Geldik örnek 6'ya. Taban yarıçapı 4 cm ve ana doğrusunu kaç vermiş? 8 vermiş arkadaşım. Koninin yan alanı. Arkadaşlar bulaşık deterjanı markası piril pi R l yani direkt ne yapıyor? 32 pi yapıyor. Cevabımız 32 pi yaptı. Örnek 6 da Geldik örnek 7'ye. Evet şekildeki bir dik koninin yan yüzünün açılımı verilmiştir. Evet yan yüzünün açılımı. Bu böyle. Yan yüzünün açılımı. Bak taban var mı? Taban yok. Sen bunu böyle katladığın zaman ne oluyor? Ağız, ağzı açık yani altı açık bir koni yapıyor arkadaşlar. Bu koninin yüksekliği nedir diye soruluyor. Bizim olmazsa olmazımız neydi? R bölü L alfa bölü 360'tı. Evet R buradaki R'ydi arkadaşlar. Şu R dediğimiz 8 değil dikkat edin. L dediğimiz burada 8. R dediğimizi bilmiyoruz. R bölü L 8. 90 bölü 360 eşit olduğundan R'yi buradan sadeleştirsek 4 yapıyor. Ee, buradan 4R8 ise R'yi de kaç buluruz? 2 buluruz. Evet R'yi 2 bulduk. Yani konideki R. Sen bunu konu yaptığın zaman ağzı açık bir konu yapacak ya R'yi 2 bulduk. L'si 8. Yükseklik isteniliyor bizden. H. Arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapacağız. H kare neye eşittir? 8'in karesi. Eksi 2'nin karesi. 64 eksi 4'ten 60 yapar. H da böylelikle kök 60 yapar. Bu da 4 çarpı 15 olduğundan 4 dışarıya çıkar. O da 2 kök 15 yapar. Örnek 7'yi 2 kök 15 bulduk. Geldik örnek 8'e. 12 var 15 var. Ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden yüksekliği 9 bulduk. Koninin yan yüzeyi açılırsa oluşan daire dilimi. Açıldığında bir daire dilimi oluşuyor şöyle. Bu daire diliminde bir de böyle taban şeyimiz oluşuyor. Olmazsa olmazımız R bölü L. Bakın R'miz 12 L'miz 15. R bölü L 12 bölü 15. Alfa bölü 360. Buradaki alfamız açılıştaki alfamız. Zaten açılırsa daha iyi Merkez açısının ölçüsü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bitti gitti. Sadeleştirmeleri yapalım. 3'e bölsen 5. 3'e bölsen 3'e bölsen pardon 4. 3'e bölsen 5. 5'e bölsen 5'e bölsen 72. 0 at 2 ile çarptı değil mi? 5'e bölme kuralı. 5 kere 4 pardon 4 ile de 72'yi çarpacağım. Alfa da buradan 4 çarpı 72. O da kaç yapıyor? 4 kere 2, 8. 4 kere 28, 288 yapıyor. Örnek 8'i 288 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 9'a. Evet. Şekilde ATTB 16'ymış. Bunlar 16. T merkezi dair demek kıvrılarak elde edilen koninin alanı. Şimdi ben bunu bir koni yapacağım arkadaşlar. Koni yaptığımda ne oluyordu? Olmazsa olmazımız. Sen bunu koni yaptığın zaman şöyle bir koni ile karşılaşacaksın. L'si 16. Burada 45. R bölü L. L'si 16. Alfa bölü 360'e eşit olacaktı. Şunlar sadeleşince 8. 8 R'ye 16 ise R'yi 2 bulduk? Evet. R'yi böylelikle 2 bulduk. Elde edilen koninin alanı isteniyor bizden. Koninin alanı nedir? Alan dediğimiz taban alanı pi r kare artı taban alanı artı yanal alan. Yanal alan da pirildi. Yani pi r kare artı pi çarpı r çarpı l. Bu da kaç yaptı? 4 pi artı 32 pi yaptı. Cevap da böylelikle 36 pi yaptı arkadaşlar. Örnek 9'u 36 pi bulduk. Geldik örnek 10'a. 4 verilmiş kök 41 verilmiş. Buradaki Pisagor bağıntısından 41'den 16 çıkınca kaç çıkıyor? 25 çıkıyor. O zaman burası 5 mi çıktı arkadaşlar? Evet 5 çıktı. Ya şuraya h diyeyim isterseniz. H kare artı 4'ün karesi eşittir. Kök 41'in karesi deyip öyle bulduk. H kare de buradan 25 çıktı. H da böylelikle 5 çıktı. H'ı 5 bulduysak koninin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ü unutmuyoruz. Bu olan şekiller piramitte ve konide. Evet 16 çarpı 5 80 yapıyor. Yukarısı 80 pi yaptı. Aşağısı da bölü 3 yaptı. Örnek 10'u 80 pi bölü 3 bulduk. Geldik örnek 11'e. 12 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden 9 çıktı burası. Şekildeki dik koni de o taban merkezi koninin hacmi nedir diye soruluyor. Hacim taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde bulunur arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü unutmuyoruz. Evet sadeleştirmeleri yaptığımızdan 3 bu 144 yani pi çarpı 144 çarpı 3 bu da kaç çünkü arkadaşlar? 4 kere 3 12. 4 kere 3 12 13. 3 kere 1 3. 4 432 pi şeklinde buluyoruz. Evet örnek 11 432 pi oldu. Geldik örnek 12'ye. Şekildeki T merkezli 8 santimetre yarıçaplı 90 derecelik daire dilimi kıvrılarak dik dairesel konu yapılıyor. Konunun hacmi ağzı açık bir konu. Burada olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360 eşit olacaktı arkadaşlar. Alfa bölü 360. R, şurası L değil mi? Evet. R aslında şuradaki R'miz. R dediğimizi bilmiyoruz. R bölü L eşittir. Alfamız 90 bölü 360'a eşit olacak. Evet buradan ne çıkıyor? Şunlar sadeleşti. 4 geldi. 4 R 8 ise R'yi de 2 bulduk. Evet koninin hacmi. R'yi 2 bulduk ya. Şöyle R'yi 2 bulduk. Hemen konimizi oluşturalım arkadaşlar. Yarı çap 2. L'si 8. Bana ne lazım? Ne lazım? Yükseklik lazım. Hocam 64'ten 4 çıkınca kök 60. Burası kök 60. Ya da h diyelim. h kare eşittir 8'in karesi eksi 2'nin karesi eşittir 60 yaptı. h da buradan kök 60. Kök 60 de nedir? 2 kök 15'tir. Çünkü 4 çarpı 15 olduğundan dolayı. Evet h'ı bulduk. h'ı ne bulduk? 2 kök 15 bulduk arkadaşlar. Şurası 2 kök 15 bulduk. Bizden hacim isteniyor. Hacim de pi r kare çarpı h. 2 kök 15 bölü 3'ü unutmuyoruz. Evet 4. 4 kere 2 8. Hacim de buradan 8 kök 15 pi bölü 3 şeklinde bulunur. Örnek 12. 8 kök 15 pi bölü 3 çıkar. Geldik örnek 13'e. ABC dik üçgen BC ile AC dik verilmiş. 2'ye 4 verilmiş. Yukarıdaki ABC üçgeni AC kenarı etrafında 360 derece. Evet AC kenarı etrafında 360 derece döndüreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bakın üçgenimiz bu. AC kenarı etrafında döndürelim. AC'ye göre şeklin simetriğini alıyoruz. Hadi alalım. AC'ye göre şeklin simetriği bu mu yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız? Yatay bakın. Yatay doğru boyunca döndüreceğim. Yuvarlaklarımız nasıl olacak? Dikey olacak. Yalnız dikkat edin. Şuradaki nokta B köşesi nereye gelecek? Buraya gelecek. Evet hadi bakalım yuvarlak koyalım. Hop şöyle hop şöyle. Yarı çapı kaç oldu? Yarı çapı 4 olan yüksekliği de bakın. 2 olan bir silindir. Pardon. Koni karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunun da hacmi nedir? Pi r kare çarpı h. Ama bölü 3'ü unutmayalım. Hacim buradan 16 çarpı 2'den 32. 32 pi bölü 3 çıkar cevap. Evet örnek 13 32 pi bölü 3 oldu. Geldik örnek 14'e. Bu sefer de ABC üçgeni AB etrafında döndürülecekmiş. Bakın AB etrafında döndürelim bakalım şunu. Şu üçgeni döndüreceğim. AB etrafında döndüreceğim yalnız. AB'ye göre simetriğini alalım. Bakın AB'ye göre simetriğini alalım. Şöyle simetriğini alınca. Dikey döndürmelerde yuvarlaklar yatay olacak. Bakın bu köşe nereye geliyor? Buraya geliyor. Hadi buna göre şöyle bir yuvarlak koyalım. A ne çıktı? Yarıçapı bu. Yüksekliği de 4 olan bir şey çıktı. E, R'yi bulalım. R kare artı 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi 36'dan 16 çıktı. R kare buradan 20 çıktı. R de buradan ne çıktı arkadaşlar? Gerçi koninin hacmi isteniyor. R kare belli ya. Sıkıntı yok. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Evet hacim bu. R kare zaten 20'ye eşitti. Pi çarpı 20 çarpı 4 bölü 3'ten kaç geldi arkadaşlar? Cevap 80 pi bölü 3 geldi. Evet böylelikle 80 pi bölü 3 bulduk. Örnek 14'ü. Geldik örnek 15'e. Yukarıdaki A, B, C. Oo, bu sefer BC C kenara etrafında döndürülecek. Öncelikle 15, 20, 25. Hadi BC etrafında döndürelim. Arkadaşım BC etrafında döndürdüğümüz zaman şekli ne yapıyoruz? Şu şekli B, göre simetriğini alıyoruz. Şekli B, göre simetriğini aldığımız zaman şu şekilde bir şey mi bir şeyle mi karşılaştık? Evet. Şöyle bir şeyle karşılaştık arkadaşlar. A, bu sefer şu doğru etrafında döndüreceğim. Yatay doğru etrafında döndürdüğümde yuvarlaklar dikey olacak. Bir tek arkadaşım bunu simetriğinde şurası şuraya geliyor. Buna göre bir yuvarlak koyacağım. Hop şöyle. Aa ne çıktı arkadaşlar? İki tane koni çıktı. Tabanı bu olan yüksekliği şurası olan. Tabanı bu olan yüksekliği bu olan iki tane koni karşımıza çıktı. E ben neyi bulmalıyım arkadaşlar? Bu koninin yarıçapını bulmalıyım. Simetri alınırken böyle olacak ya. Hocam şurası 90 derece. Yani buradaki dik üçgendeki ben neyi bulmalıyım arkadaşlar? Şurayı bulmalıyım. E buranın 15, buranın 20. Şuranın da 25 olduğunu biliyorum. E burada H'ı bulacağım ben. H dediğim aslında şuradaki R'yi bulacağım. E H'ı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu şekilde bütün kenarlar belli. Yükseklik eksikse alandan gitmiyor muyduk? 25 çarpı H bölü 2'ye eşit alan. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit değil mi arkadaşım? Evet. E buradan bölü 2'ler gitti. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 5, bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 4. 4 kere 3 12. Haşı 12 bulduk. Evet burayı 12 bulduk. 12 15, 9 12 15, 12 20, 12 16 20, 3 4 5'in katları. Evet oluşan cismin hacmi yarıçap 12 yüksekliği 9 olan pi r kare çarpı h bölü 3 artı pi yarıçapı 12 yüksekliği 16 r kare çarpı 16 bölü 3 mü olacak arkadaşlar? Evet. Burada sadeleştirmeler yapabiliriz. Şu sadeleşti. 3 yaptı. 144 ile 3'ü çarptığın zaman 144 ile 3'ü çarptığın zaman 4 kere 3 12 4 kere 3 12 13 3 ke, 432 pi yaptı burası. Artı şu 12'nin bir tanesi 3 ile sadeleşince çarpı 4 olacak. Çarpı 4 olacak. 4 ile 12'nin çarpımı kaç yaptı arkadaşlar? Ee, 48 4, 48 yaptı. 48 ile de 16'yı çarpacağım. 48 ile de 16'yı şurada çarpayım. 48 çarpı 16 6 kere 8 48. 6 kere 4 24 288. Bir de burada 48 var. 8 16 6 768. Evet 768 pi yapıyor arkadaşlar burası. 768 pi yaptı. Topladığımız zaman da 8 ile 2'nin toplamı 0. 6 ile 3'ün toplamı 9. Bir daha 0 oldu burası. 7 4 daha 11. Bir de elde vardı 12. 1200 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Evet örnek 15'i ne bulduk? 1200 pi bulduk. Ve gençler böylelikle koniyi bitirdik. Koni gerçekten kolay koni. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz kolay konu. Gerçekten kolay bir konu. Ee, ama koninin içerisine böyle küre koyarlar küre soruların içerisinde görürüz. Ya da silindirle koniyi böyle iç içe koyabilirler. Ee, bunu da Son videolarda falan bahsedebilirim arkadaşlar. Ya da sorular içerisinde de siz de görebilirsiniz. Sadece burada koni anlatırken belki şöyle bir soru olmuş olsaydı güzel olurdu. ÖSYM bunu da seviyor aslında. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir koni ile bir silindiri iç içe verebilirler böyle. Dikkat edin. Bunun hacmi nedir arkadaşım? Şurası pi r kare çarpı h değil mi? Pi r kare çarpı h bölü 3. Silindirin hacmi nedir? Pi r kare çarpı h. E, bir yere araçlar gidince ne kalıyor? 1 bölü 3 yapıyor. Yani aynı merkezli, aynı tabanlı ve yüksekliği aynı olan pirem, e, koni ve silindirden bahsederken şöyle bir şey diyebiliriz. Bunun hacmi iken silindirin hacmi 3V diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle böyle silindir şeklindeki bir kalemi böyle oyuyorlar arkadaşlar. Şöyle bir kalem oyuyorlar. Ne yapıyorlar? Şöyle bir şey yapıyorlar mesela. Şöyle bir şey yapıyorlar. Tamam mı? Ya da oyulmuş hali şöyle bir şey oluyor. Böyle bir şey gördüğünüz zaman ben genelde şöyle yapıyorum. Şunu silindire tamamlıyorum. Şurası V iken şuraya 3V deyip ona göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Hani hem silindir hem konu iç içe şey olduğu zaman o gördüğün konuyu silindir içerisine al. Daha kolay işlem çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ben böyle yapıyorum. Siz de böyle yapmaya gayret edin. E, ÖSYM'de bu mantıktaki soruları da gerçekten seviyor. Evet gençler konuyu böylelikle hallettik. Bir sonraki videoda 20. haftanın ikinci videosunda. Kürenin ilk videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.